сцены в огне. Кто читает свои сны? Поклоняюсь темноте. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme doğrultusunda neler geldi? Hemen bir bakalım. Bina birleşimi diyor. Özel bina birleşimlerinde her birleşim binaya ilişkin formül kazanmak için garantilidir. Etkinlik sırasında her 23 saatte bir ücretsiz birleştirme yapılır diyor. Hemen bir formül ARGE cihazına bir gidelim. ARGE cihazının resmi var çünkü orada. Bakalım. Formül birleşimi. Bina birleşimi incele, bunlardan birini alabiliyormuşuz. Bir kere ücretsiz çekebiliyoruz sanırım. Kısa duvar bende zaten vardı. Bir kere daha çektik. 40 formül parçamız gitti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlardan alabiliyorsunuz. Eksik çatınız falan varsa buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bina birleşimi 24 saatte bir ücretsiz yenilenecekmiş. Ayrıyetten altın bahar diyor arkadaşlar. Yeni bir kıyafet gelmiş. Gördüğüm kadarıyla. Bakıyorum mağazada var mı bu? Şuradan bir mağazadan bir bakalım. Çünkü oradan inceleyemiyorum. Mağazada yok arkadaşlar. O kıyafet sadece oraya asmış. Buradan alabiliyoruz. Erkekte böyle görünüyor. Kızda böyle görünüyor. Çekici bir kıyafet alabilirim. Onur yarışması gelmiş arkadaşlar ayrıyetten. Onur yarışması şöyle göstereyim. Bakın etkinlik zamanı burada yazıyor. 6 ile 10 arası. Bununla videosunu çekerim ben size. Sonbahar Ormanı, Kumtaş Kalesi. Binicilik yarışması vesaire. Burada yazıyor zaten tüm detayları. Saati ulaştığında onunla videosunu çekip sizle paylaşırım. Olmadı canlı yayın yaparız arkadaşlar. Lütuf diye bir şey gelmiş. Havai fişek ateşleyin diyor. Havai fişek almamızı istiyor bizim buradan. Lütuf'a bakalım. Al be. Hemen şuradan bir görevliye gidelim arkadaşlar. Bakalım burada bu görevli ne verecek bize. Bu arada şifayı da kapmışım. Siz de dikkat edin, hasta olmayın. Havai fişek malzemeleri gönder. Havai fişek malzemelerini alıp gönderdiğimizde buradan ödüller alabiliyormuşuz arkadaşlar. Bakın burada gösteriyor ödülleri. Nanoplastik destekleyici. Umumi. Umut 101'de bunlar. Bir de şunlara bakalım. Bunlara da aynı şekilde havai fişek hediyesi mi veriyoruz? Büyük ihtimal aynı şekildir arkadaşlar. Lize'ye geldik. Aynen havai fişek malzemeleri toplama ilerlemesi diyor. Bakalım burada açıklamada ne diyor tam olarak. Etkinlik sırasında her gün havai fişeklerle selfie çekerek havai fişek bereketi ödülünü alabilirsin. Her kurtulan günde bir tane havai fişek bereket ödülü alabilir diyor. Seviye 3 ve daha üstü köşk kurtulanları toplama, savaş, balıkçılık, havai fişek malzemesi alma şansına sahipler. Havai fişek malzemelerini kamp sakinlerine, Umut 101'deki Albert ve Santapon'daki Salina Körfesi'ndeki malzemeleri geri dönüştüren sakinlere göndererek ödüller kazanabilirler. Her kurtulan malzeme gönderimiyle günlük en çok 2 ödül alabilir. Kamp Mutlu 101 veya Santapon'u bir gün boyunca yeterince malzeme toplandığında İlgili yerde ücretsiz bir havai fişek gösterisi düzenlenir. Umut 101 ve Santapon'daki havai fişek gösterisi 12 ve 21 arasında olacakmış arkadaşlar. Bu saatler arasında havai fişeklerin resmini çekiyorsunuz arkadaşlar. Onları da buraya veriyorsunuz. Aldığınız ödülü, o da size yetenek puanı dolar veriyor arkadaşlar. Ayrıyetten bir opsiyonel paket gelmiş. Opsiyonel paket. Buradan kıyafet seçebiliyormuşuz arkadaşlar. Paketi satın aldığımızda buna bakalım. Etkinlik sırasında paketlerden bir tanesini satın alabilirsiniz. Her paket en çok bir kez satın alınabilir. Her paket birçok eşya kategorisinden oluşur ve her kategorideki eşyalardan birini seçebilirsiniz. Paketin içindeki ögelere göz atmak için her kategoriye ve içlerindeki ögelere bakabilirsiniz diyor arkadaşlar.
Buradan bu paketi aldığımızda bunlardan birini alabiliyoruz. Buradan da bunlar çıkabiliyor arkadaşlar. İkili eğitim gelmiş gene arkadaşlar. İkili eğitimde bu görevler var. Bu görevleri yap, buradaki pazarda harcayabiliyorsunuz. Size deniz kabuğu veriyor arkadaşlar. Bakın, tekli ve çiftli görev olmak üzere. Bu görevi zaten biliyorsunuz. Bu görevden bilginiz var sizin. Sürekli geliyor çünkü bu ikili eğitim görevi. Şuradan paketimizi alalım. Alışveriş merkezi dediğimizde burada yeni bir şey var mı ona bakıyorum şu an arkadaşlar. Aa, kurşun geçirmez seramik gelmiş. İki tane hemen aldım. Affetmem. Pazarda fiyat şu an 5.000 bunun. Şunu da alalım. Film kumaşı 2.000, pahalı, almam. Pazarda 1.300. Bunu da alalım. Reaktif çok ucuz. Hint yağ. Dediğim gibi arkadaşlar, şu etkinliklere katılacağım. Onur yarışmasına da katılacağım. Onların da videosunu size buradan ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu paylaşmayacağım. Bu etkinliklere katıldıktan sonra hepsini birleştirip size iletmeyi düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdilik kendinize dikkat edin. Etkinliklere katıldığımda onların da videosu paylaşılacak sizinle. Şimdi arkadaşlar, bu havai fişek malzemelerinden de bahsedeyim. Akşam 7'de şuradan akşam 7'de at yarışı olacak. İşte snorkel yarışı olacak. Çeşitli etkinlikler olacak arkadaşlar. Ben bu videoyu akşam paylaşmak istiyordum. Şuradaki binicilik yarışması, at yarışına katılıp paylaşmak istiyordum. Bakın, detayları burada zaten. Ama 6 ile 10 diyor arkadaşlar. Yani bizim saatle şöyle diyeyim, 11 ile 7 arasında, 7'de olacak bu yarışma. Ama bu video çok geç olur diye akşama kaldı mı? Siz güncelleme detaylarından bir an önce haberiniz olsun diye erken paylaşmak istiyorum. O yüzden şu havai fişek olayını da bir görelim. Ardından paylaşalım bakalım. Havai fişek nereden topluyoruz, ne veriyor? Ürünlerden aynı şekilde arkadaşlar. Misal taştan, haşhaştan, odundan havai fişek alma imkanınız var arkadaşlar. Toplam 10 adet alabiliyorsunuz havai fişek. Şimdi deniyoruz havai fişek çıkartmayı. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Kasıtlı olarak Santa Pony'ye geldim ben. Hem buranın ürünlerini de toplamış olurum diye. Çünkü burada ben normalde ürün toplamıyorum. Hep kalıyor. Çoğu haritayı yapmıyorum ki ben ya. Artık üşeniyorum, ne bileyim, 3 ay 3,5 aydır aynı görevler, aynı şeyler insanı sıkıyor. Ha, böyle yeni güncellemeler geldi mi insan tekrardan bir şevke geliyor. Tekrardan görev yapmaya başlıyor. Derken şimdi hala deniyorum. Yok. Çok ilginç. Şimdiye kadar vermesi lazımdı. Acaba bunu ben şu etkinlik detayını tam okumadım. Bir dakika, bir daha okuyayım. Havai fişekle selfie çekerek bereket ödülü alıyorsunuz. Tamam, onu anladık zaten. Onda sıkıntı yok. Acaba bunu haşhaş mı veriyor bize ya? Bir gidelim. En çok haşhaş nerede var? Harita olarak Kardağ'ında var. Kardağ'ına gidelim. Kardağ'ı haşhaştan almayı deneyelim arkadaşlar. Bakalım oradan alabilecek miyiz? Burada kim var öyle? S69'muş. Ne yapıyorsunuz siz orada? Manzarayı mı izliyorsunuz? Ha? İkiniz. At yarışı nasıl olacak merak ediyorum. Tabii ki at yarışının videosunu da ben sizinle paylaşacağım. Oyunda ne oluyor, ne bitiyor hepsini ben sizinle paylaşıyorum, biliyorsunuz. Kötü hasta olacağım gibi hissediyorum ya. Mesela çok hasta olursam videoların seslendirmesini artık başkasına yaptır. Videoyu ben çekerim. Örnek sesi atarım, o seslendirir size.
Kardağına geldik. Kardağından deneyelim bakalım. Haşhaştan alabilecek miyiz? Şuradan şöyle gideyim ya ben. Şuradaki haşhaşlardan toplayayım. Bakalım bakalım bakalım. Vermedi. Devam ediyoruz. Yılmak yok. Bu arkadaşlar diğer etkinliklerdeki gibi hemen vermiyor bunu maalesef. Biraz zaman geçti. Ha bak, havai fişek malzemesi verdi bir tane. Toplam 20 adet havai fişek malzemesi toplayabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda. Bak bir tane daha aldık. 2 oldu. Bakalım gene vermedi. Acaba burada ağaç falan veriyor mu? Bir de onu deneyelim. Normalde hepsini vermesi lazım. Ağaç, taş, zombi öldürdüğünde bunların hepsinin vermesi gerekiyor normal şartlarda arkadaşlar. Ama şu an yoğunluk olarak haşhaş veriyor gibi geldi bana. Çünkü 2 tane aldım haşhaştan. Şuradan bir haşhaş daha toplayalım. Vermedi. Şimdi en çok zombi veriyordu diğer etkinliklerde. Şimdi zombi öldüreceğim. Zombiyle bir şansımı deneyeceğim. Gel buraya. Gerçi ben sizi onunla öldürmek adına. Aha, baba zombi yakaladı beni. Baba zombi, bırak beni. Öleceksin. Güle güle. Aynen bakın. Zombiden de aldık arkadaşlar. Hani bu çok seri vermiyor diğerlerinde olduğu gibi. Sabredin. 2-3 tane kesip hani bana vermedi, neden vermedi demeyin. Biraz sabredin. Verecektir illaki. Toplam 20 tane toplama limitiniz varmış. E biz şimdi ne yapacağız? Bunu topladık. Biraz daha toplayalım, bir gidelim verelim. Topladığımız kadarını ne verecek? 4 tane oldu. Şimdi 4 taneyi ben gideyim mi? İstediği görevli NPC'ye teslim edeyim arkadaşlar. Bakalım bize ne verecek bu NPC? Bu havai fişekler karşılığında. Şu önümdeki arkadaşlar da toplayayım. Açlıktan öleceğim. Öleceğim. Hayır, olamaz. Şimdi şunu verelim. Bakın burada zaten söylüyor arkadaşlar. Lütuf. Ödüller burada görünüyor. Tabi bu limit arttıkça ödüller de artacaktır. Bak şuradaki nipicilere veriyoruz. Zaten buradan kampınıza geçtiğinizde tıkladığınızda nipicinin yerini gösterecek arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir gidelim bakalım. Ne alacağız? Ne verecek? İnanın merak ediyorum. Oradaki 1000 dolar mı verecek acaba sadece? Diye merak ediyorum yani. Merakım ondan. Başka bir şey değil. Şu kaynaklara bak, gönderemiyoruz. Limitimiz dolu. Şimdi geçiyoruz kampa. Bakalım kamptan bir NPC'mize gidelim. Hediyeyi verelim. Ne verecek bize? Şuradan. Bina çatısı falan çıkartamayanlar için de bu etkinlik bak çok güzel. 23 saatte bir ücretsiz değiştirme. İstediğiniz çatıyı falan çıkartabilirsiniz. Misal buradan birine tıklayalım. Direkt bakın yanında işaret var. Tıklarsanız o sizi yönlendirir. Bunlar kamp NPC'leri. Eğer kampınız yoksa, Umut 101'deyseniz şöyle Umut 101 diyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda da. Tex Brandon'u seçtim. Tex Brandon'a vereceğim. Bakalım ne verecek bize. Hop. On tane havai fişek malzemesi istiyor. Gereklilik diyor arkadaşlar. Bizdeki yetersiz. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu şu an donduruyorum. Ve havai fişek toplamaya devam ediyorum. 10 olunca size burayı da gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar 11 adet havai fişeğim oldu. Bakalım bu 11 adet havai fişeği verelim. Ne alacağız? Hemen şuradan havai fişek gönder diyoruz. 1000 dolar 500 aldık arkadaşlar. Toplam bakın 11 tane verdik. 20 tane topladığınızda yani 2000 dolar 1000 yetenek puanı alabiliyorsunuz. 2 kez günde gönderebiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Bunlar arttıkça ödüller de artacak zaten belirli bir sayıya ulaştığında. Ayrıyetten ekstra olarak da havai fişek gösterilerinin fotoğrafını çekerek de ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar.
İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bak ben hasta oldum, siz olmayın sakın. Görüşmek üzere.